Bismihi subhane ve in min şeyin illa yusabbihu hamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh bi adedi hurufatil Kur'an. Aziz kardeşlerim ve sıddık arkadaşlarım. Var olunuz, bahtiyar olunuz. Sizin pek ciddi sayu gayretiniz hem burada hem başka yerlerde şevk ve gayreti uyandırıyor. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki gittikçe Risale-i Nur'un fütuhatı ziyadeleşiyor. Ehli iman yaralarını hissedip ilaçlarını ondan buluyorlar. Hafız Ali'nin mektubunda yazdığı iki ayetin işaretine dikkat ettik. Bizler dahi nur fabrikasının sahibi gibi çok mesrur ve müferrah olduk. Fakat risale Nur'a bir işareti gaybiyle haber veren 33 adet ayet, Şehidallah ayetiyle hitam bulduğundan, bu yeni iki ayetin müstakil bir surette işaretlerine kapı açılmadı. Hem 33 ayetten hangisinin tetinmesi olacak şimdilik bilinmedi. Yalnız bu kadar anlaşıldı ki, bi eydi sefera kiramin berara fıkrası Risale-i Nur'un naşir ve katiplerine manayı işariyle bakıyor. Hem yetru suhufen mutahhara fiha kutubun qayyime fıkrası dahi Risale-i Nur'un eczalarına ve suhuflarına ve kitaplarına manayı işariyle bakıyor. Fakat cifir hesabıyla 1360 küsürden sonra bu parlak vaziyeti gösterecekler diye icmalen fehmettik. Gül fabrikası bizlere parlak bir gülü ü Muhammedi aleyhissalatü vesselam bahçesini hediye edecekti. Onu bütün ruhu canımızla bekliyoruz. Bu zamanda lillâ sünnet-i seniyye dairesinde kemal imanı kazanan Risale-i Nur şakitleri, evliyaların, mürşitlerin nazarı dikkatini celbedecek vaziyeti aldığından, her zamanda bulunan hakiki mürşitler, her halde bu zamanda Risale-i Nur şakitlerine müşteri olurlar. Birisini elde etse, 20 mürit kadar kıymet verirler. Hem zevkli ve cazibedar velayet tereşşuhatı karşısında, Risari Nur'un hizmetindeki meşakkat, mücahede, külfet bulunduğundan feyziye hitaben beyan edilen hakikat o tarafa da faydası olur diye leffen size gönderildi. Umum kardeşlerime birer birer selam ediyorum. Feyzi kardeşim, sen Isparta vilayetindeki kahramanlara benzemek istiyorsan tam onlar gibi olmalısın. Hapishanede Allah rahmet eylesin, mühim bir şeyh ve mürşit ve cazibedar bir nakşi evliyasından bir zat, dört ay mütemadiyen Risale-i Nur'un elli altmış şakitleri içinde celpkârâne sohbet ettiği halde yalnız bir tek şakirdi muvakkaten kendine çekebildi. Mütebakisi o cazibedar şeyhi karşı müstani kaldılar. Risale-i Nur'un yüksek, kıymettar hizmeti imaniyesi onlara kafi olarak kanaat veriyordu. O şakitlerin gayet keskin kalp basireti şöyle bir hakikati anlamış ki, Risale-i Nur'la hizmet ise imanı kurtarıyor. Tarikat ve şehlik ise velayet mertebeleri kazandırıyor. Bir adamın imanını kurtarmak ise on mümini velayet derecesine çıkarmaktan daha mühim ve daha sevaplıdır. Çünkü iman saadet-i ebediyeyi kazandırdığı için bir mümine küreyi arz kadar bir saltanatı bakiyi temin eder. Velayet ise müminin cennetini genişlettirir, parlattırır. Bir adamı sultan yapmak, on neferi paşa yapmaktan ne kadar yüksek ise, bir adamın imanını kurtarmak, on adamı veli yapmaktan daha sevaplı bir hizmettir. İşte bu dakik sırrı, senin Ispartalı kardeşlerin bir kısmının akılları görmese de umumunun keskin kalpleri görmüş ki benim gibi bir çare günahkar bir adamın arkadaşlığını evliyalara belki de eğer bulunsaydı müştehitlere dahi tercih ettiler. Bu hakikate binaen bu şehre bir kutup bir gavsa azam gelse seni on günde velayet derecesine çıkaracağım dese sen Risale-i Nur'u bırakıp onun yanına gitsen اسبارتا كهرماندرنا اركداش اولمسن باسمه وان من شيء الا يسبح بحمده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعدد حاسل الطرب حروف ما ارسلتم لنا من الرسائل في عشرات دقائق هذه الليله الرغايب وليله المعراج وليله البرات وليله القدر واعطاكم الله بعددها ثوابا وحسنات Amin. Aziz ve sıddık kardeşlerim ve fedakar ve sadık arkadaşlarım. Evvela sizin bu mübarek şuhuru selase ve içindeki kıymettar leyali mübarekeleri tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak her bir geceyi sizin hakkınızda birer leyle i regaib ve leyle i kadir kıymetinde size sevap versin. Amin. Saniyen, sizin bu defa nurlu hediyelerinizin her harfine mukabil, Cenab-ı Erhamur Rahim'in defteri amalinize bin hasene yazsın ve Asım'ın ruhuna bin rahmet versin. Amin. Salisen, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ve Risale-i Nur'un hazinelerinin kerametli ve yaldızlı bir anahtarı olan kalemi Hüsrevi, El-Hak Mucizat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın gizli güzelliğini her göze gayet parlak ve güzel gösteriyor. Cenab-ı Hak bu kalemi bu hizmette muvaffak ve daim eylesin. Amin. Mübarek heyetinin büyük bir kahramanı, Büyük Ali'nin sisteminde, Küçük Ali'nin mucizatı Kur'aniyesi, Mucizat-ı Ahmediye'nin tam mutabık bir baki pırlanta tarzında mevki aldı. Erhamurrahimin her harfine mukabil yazana on sevap ihsan eylesin. Amin. Mehmet Tahiri Küçük Lütfü'nün Hayrul Halefi ve Atabey'in kahramanı, bu havaliye nurlu ve güzel hediyeleri çok kıymetlardır. Rahmanur Rahim, hazine rahmetinden ona ve pederine, her harfine ve her kelimeye mukabil rahmet etsin. Amin. Aydınlı Hasan Ulvi'nin kuvvetli kalemi, inşallah merhum Asım'ın noksan bıraktığı vazifi Nuriye'yi tekmil edecek, ve o güzel kalemle Asım'ın ve Lütfü'nün ruhlarını şad edecek. Onun küçük hediyesi, ilerideki kıymettar hizmetlerini ihsas ederek büyük bir mevki aldı. Allah ondan razı olsun. Amin. Risale-i Nur'un erkan-ı mühimmesinden ve resail içinde sualleriyle ehemmiyetli bir mevki tutan ve onunla beraber manen yaşayan kardeşimiz Refet Bey'in mektubuyla, ve gül fabrikasının Gülü Muhammedi Aleyhisselatu vesselam bahçesini yetiştiren Hüsrev'in mektubuna ayrı birer mektupla cevap yazmak isterdim fakat şimdilik vakit müsaade etmedi. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizin mektuplarınızdan o kadar mesrur oldum ki tarif edemem. Hususan Hüsrev'in çok kıymettar iki mektubunda Hacı Hafız'ın köyünde Risari-i Nur'un pek fevkalade bir surette tevessü, o iki mektubu nüsha gibi ve bir hücceti kata gibi saklayıp, bu havalideki talebelere bir taziyane teşvik olarak gösteriliyor. Risale-i Nur, Kur'an'ın bir mucize-i manevisi olduğu gibi, Hüsrev'in kalemi de Risale-i Nur'un pek kuvvetli bir kerameti olduğunu buraca her gün tasdik ediyoruz. Hüsrev'in mektubuna karşı uzun mektup yazmak istiyorduk, arzumuza muvaffak olamadık. Mübarekler kahramanlarından Küçük Ali'nin mektubu da bana büyük bir ümit verdi. Merhum Abdurrahman'ın elhak tam bir halefi olan kıymettar ve mübarek büyük kardeşi olan Mustafa Hulusi'nin Hafız Ahmet isminde mübarek bir mahdumu, peder ve amcaları sisteminde risale Nur'a hizmet etmesi, yeniden Abdurrahman dünyaya gelmesi kadar beni müferrah etti. Aras Atabey de eskide lütfü, zekayı gibi iki kıymettar şakitlerin yerlerini boş bırakmayan, Aras kahramanları olan Tahir ve Abdullah Çavuş'un Risale-i Nur'a hizmetleri, Aras hakkında endişelerimi tamamen izale etti. İsmailoğlu Hüseyin'in hastalığı beni müteessir etti. İnşallah tam bir lütfu olacak, çok da hizmet edecek.'' Sizlerin buraya gelen mektuplarınız kısmen tensikle layıkaya derc ediliyor. Size bu defa mahrem sırrı inne e'atayna da istihracı gaybideki mücmel hakikate dair birden kalbe ihtar edilen bir fıkra ile tesettür risalesine haşiye gönderiyoruz. Bu şuhur selase 80 küsür sene bir ömrü kazandırıyor. Elbette sizler gibi mücahitler onu kazanmaya çalışacaksınız. Cenab-ı Hak her bir gecesini sizin hakkınızda Leyli-i Miraç ve Leyli-i Berat ve Leyli-i Kadir kadar kıymetli eylesin. Amin. Ehemmiyetli fakat bir derece mahremdir. Aziz kardeşlerim, mahrem sırrı inna a'tayna da cifirle istihracım aynen münazarat risalesinde bir nur çıkacak ve göreceğiz diye gaybi müjdeler gibi ilhami ve hak bir hakikati fikrimle olan tatbikatımda bir kusur vardı. O kusur beni düşündürüyordu. Münazarat ve sünuhat gibi risalelerde müjde-i nuriye ise Risale-i Nur tam halletti. Geniş daire-i siyasiye yerine yüksek bir daire-i nuriye ile o kusuru izale ettiği gibi inna e'atayna sırrı mahreminde 12-13 sene sonra İslamiyet'e darbe vuranların başlarında öyle müthiş bir patlayış olacak ki kıyamete kadar unutulmayacak. Mealindeki istihracı cifri çok geniş bir dairede olduğu halde nur müjdesi sırrının aksine olarak dar bir dairede ve hususi bir hükümette tatbik etmek suretiyle fikrim o geniş daireyi ihata edemeyerek o hakikatin suretini değiştirmiş. Halbuki o istihracın gösterdiği aynı tarihte o rejimin müessesi ve başı dünyadan göçtü, darbesini yedi. Ve aynı senede perde altında bilinmeyen ve küreye arzın ekserini ve nevi beşerin kısmı azamını istibdada altına alan bir müthiş cereyanın düğümü ve düğmesi ve manen binler başından bir başı ve en müthişi olan o göçüp giden adam tokat yediği aynı zamanda daha sene tamam olmadan o müthiş cereyanın bütün başları ve taraftarları öyle semavi müthiş tokatlara ve şiddetli fırtınalı musibetlere tutulmaya başladılar. Kıyamete kadar azabını çekecekler ve çekiyorlar. Ve edyanı semaviyeye ve İslamiyete ettikleri cinayetlerin cezasını çok geniş bir dairede gördüler ve görüyorlar mimsiz medeniyetin pisliğiyle dünyayı mülevves ettikleri için aynı istihracın gösterdiği tarihte o mimsiz medeniyetin başına da öyle bir semavi tokat indi ki en karanlık vahşetten daha aşağı indirdi. Elhasıl sırrı inne a'tayna de çok geniş bir daire dar bir dairede tatbik edilmiş. Nur müjdesi ise dar ve manevi fakat yüksek bir daireyi geniş ve maddi bir daire suretinde tasvir edilmişti. Cenab-ı Hakk'a yüz bin şükrediyorum ki bu iki kusurumu kuvvetli bir ihtar manevi ile ıslah etti. Yübeddilullahü seyyiatim hasenat sırrına mazhar eyledi. Elhamdülillah bi adedi zerratil kainat. Aziz kardeşlerim, sakın bu fıkrının vasıtasıyla o sırrı mahremi faş ve o de araştırmayın. Yalnız bu fıkrayı zararsız görseniz haslara gösterebilirsiniz. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu defaki mektuplarınız gelmeden evvel bir ihtarla kendi cevabını kerametkarane yazdırmış. Demek mektup sahiplerinin fevkalade sadakatleri keramet derecesine çıkmış. Kardeşlerim, mektuplarınızda çok yüksek düşünce ve takdirat, binden bir hissede benim olsa hadsiz şükrederim. Belki Risale-i Nur'un manevi şahsiyeti ve çok kesretli talebeleri içinde bilmediğimiz gayet yüksek bir makam sahibi bir zatın tesiratı ve kumandası hissediliyor. Benim gibi bin derece uzak bir biçarede tasavvur ediliyor. Hakkım olmadan bana verilen ziyade ehemmiyetiniz inşallah size zararı olmaz.'' Fakat Risale-i Nur'un hüsnü cereyanına zarar ihtimali var. Siz bir hakikati hissediyorsunuz ve fevkalade sadakat ve ihlasınız inşallah hak görür fakat surette bazen aldanılır. Biz hizmetle mükellefiz, neticeleri ve muvaffakiyet Cenab-ı Hakk'a aittir. Ehemmiyetlidir. Risale-i Nur talebelerinden bir kısım kardeşlerimin benim haddimin çok fevkinde hüsnü zanlarını ve ifratlarını tadil etmek için ihdar edilen bir muhaveredir. Bundan 40-50 sene evvel büyük kardeşim Molla Abdullah rahmetullah aleyh ile bir muhaveremi hikaye ediyorum. O merhum kardeşim Evliya-i Azime'den olan Hazreti Ziyaettin Kuddise Sir Ruhu'nun has müridiydi. Ehli tarikatça mürşidinin hakkında müfritane muhabbet ve hüsnü zan etse de makbul gördükleri için o merhum kardeşim dedi ki Hazreti Ziyaettin bütün uluğumu biliyor. Kainatta kutbu azam gibi her şeye ıttılağı var. Beni onunla rapt etmek için çok harika makamlarını beyan etti. Ben de o kardeşime dedim ki sen mübalağa ediyorsun. Ben onu görsem çok meselelerde ilzam edebilirim.'' hem sen benim kadar onu hakiki sevmiyorsun. Çünkü kainattaki ulumları bilir bir kutbu azam suretinde tahayyül ettiğin bir ziyaretini seversin. Yani o ünvanla bağlısın, muhabbet edersin. Eğer perdeyi gayb açılsa ve hakikati görünse senin muhabbetin ya zail olur ve yahut dörtte birisine iner. Fakat ben o zat-ı mübareği senin gibi pek ciddi severim takdir ederim. Çünkü sünnet-i seniyye dairesinde, hakikat mesleğinde ehli imana halis ve tesirli ve ehemmiyetli bir rehberdir. Şahsi makamı ne olursa olsun bu hizmeti için ruhumu ona feda ederim. Perde açılsa ve hakiki makamı görünse değil geri çekilmek, vazgeçmek, muhabbette noksan olmak, bilakis daha ziyade hürmet ve takdirle bağlanacağım. Demek ben hakiki bir ziyaddini, sen de hayali bir ziyaddini seversin. Haşiye, çünkü sen muhabbetini ona pek pahalı satıyorsun. Verdiğin fiyatın yüz defa ziyade bir mukabil düşünüyorsun. Halbuki onun hakiki makamının fiyatına en büyük muhabbet de ucuzdur. Benim o kardeşim insaflı ve müdakkik bir alim olduğu için benim noktayı nazarımı kabul edip takdir etti. Ey Risale-i Nur'un kıymetli talebeleri ve benden daha bahtiyar ve fedakar kardeşlerim. Şahsiyetim itibarıyla sizin ziyade hüsnü zannınız belki size zarar vermez. Fakat sizin gibi hakikat bin zatlar vazifeye, hizmete bakıp o noktada bakmalısınız. Perde açılsa benim baştan aşağıya kadar kusurat ile alude mahiyetim benden kaçmaya bir vesile olur. Sizi kardeşliğimden kaçırmamak, pişman etmemek için şahsiyetime karşı haddimin pek fevkinde tasavvur ettiğiniz makamlara irtibatınızı bağlamayınız. Ben size nispeten kardeşim, mürşitlik haddim değil, üstad da değilim, belki ders arkadaşıyım. Ben sizin kusuratıma karşı şefkatkârâne dua ve himmetlerinize muhtacım. Benden himmet beklemeniz değil, bana himmet etmenize istihkakım var. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve keremiyle sizlerle gayet kutsi ve gayet ehemmiyetli ve gayet kıymetdar ve her ehli imana menfaatli bir hizmette taksimül mesai kaidesiyle iştirak etmişiz. Tesanüdümüzden hasıl olan bir şahsı manevinin fevkalade ehemmiyet ve kıymeti ve üstatlığı ve irşadı bize kafidir. Hem madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmeti imaniye en ehemmiyetli bir vazifedir, hem kemiyet ise keyfiyete nispeten ehemmiyete azdır, hem muvakkat ve mütehavvil siyaset alemleri ebedi, daimi, sabit hidemat-i imaniyeye nispeten ehemmiyetsizdir mikyas olamaz, medar da olamaz. risale Nur'un talimatı dairesinde ve bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Haddinden fazla fevkalade hüsnü zan ve müfritane âli makam vermek yerine fevkalade sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır. Onda terakki etmeliyiz. Elbaki huvelbaki kardeşiniz Sayit Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, Risale-i Nur'un kahramanı olan Hüsrev'in bu defaki iki hediye yukutsiyesi ve kerametkarane o iki semavi hediyenin manevi iyacazını gözlere de gösterir bir tarzda bu şuhur selasede bizlere ve bu muhite hediye etmesi Risale-i Nur noktayı nazarında mucizane bir hizmettir. İnşallah o gül fabrikasının kalemi Buraları da bir gülüstana çevirecek. Cenab-ı Hak o kalem sahibine yazdığı her harfi Kur'an'a mukabil, Leyli-i Kadir'deki gibi otuz bin sevap ve rahmet ve hasene versin. Amin, amin, amin. El-Hak tahirinin de lemat hediyesini pek çok kıymetdar gördük. İnşallah bu havalide ona çok sevap kazandıracak tam bir lütfüdür. Allah muvaffak eylesin.